kirli ve değersiz bakacaklarını düşündükleri için ki bu düşünce de insanlar onlara gerçekten o zamanlar öyle bakmış. Bu nedenle bunlar sessizliği tercih ediyor. Tam ki ne zamana kadar? 14 Ağustos 1991 yılında eski cinsel köle Kim Paksu'nun toplum karşısına çıkarak yaşadıklarını anlatana kadar sessizlik korunuyor. 1991'de Kim Hamsun yaşadıklarını şu şekilde ifade ediyor. 5 Koreli kadın vardı. Ben 22 yaşında en genç olanlarıydım. Bizler Japon isimleriyle adlandırılmıştık ve benim adım Ayako idi. Yaklaşık 300 asker her 3 günde bir göreve ara verebilirdi. Savaştan sonra her kadın 7-8 askere, normal günlerde ise 4 askere hizmet vermek zorundaydı. Savaştan sonra dediğim, yani cepheye gidip görevini yaptıktan sonra bu ifadeleri duyan Kore halkı haliyle şok olmuştu. Ve 6 Aralık 1991'de Kim Hak-sun ve yanındaki diğer iki kurban ile birlikte Japon yönetimine dava açmıştır. Bu dava ile sorun uluslararası topluluğunda dikkatini çekmiştir. Hatırlarsanız sunumun başında Hollandalı cinsel kölelerin de olduğunu söylemiştim. Yani bu sadece Asya ile sınırlı kalmamış. 1992 yılında Hollanda'da Jan Roof Ohem, Kim Paksu'nun ifadesinden dolayı cesaretlenmiş ve cinsel köle olarak hizmet etmeye zorlandığını ifade etmiştir. 8 Ocak 1992'de 8 Ocak 1992'de Japon Devlet Başkanı'nın Kore'yi ziyareti sırasında eski bir köle resmi özür dileme çağrısında bulunmuş ve bir protesto düzenlemişti. Ve o tarihten beri her çarşamba günü Kore'deki Japonya Büyükelçiliği önünde protestolar düzenlenmişti. Ve bu çarşamba protestosu olarak tarihe geçmişti. Bununla ilgili daha detaylı bilgi hem ben vereceğim hem de son yanım gelecek sizlere. Şimdi göreve alımda zorlama var mıydı, yok muydu? Japon hükümeti tarihten beri zorlama olmadığını, bu kadınların, kızların gönüllü olarak bu işi yaptığını söylemiş. Şöyle ki, cinsel köleler için Tokyo'nun özür dilemesini ve sorumluluklarını kabul etmesini talep eden ABD önerge ya da çözüm evi olarak diyebiliriz. Mart 2007'de tartışılmaya başlanmış ve Başbakan Abe Shinzo şu şekilde bir açıklama yapmıştır. Cinsel köle adında Japon ordusunun ya da hükümetinin rolü konusunda ilk başta tanımlandığı gibi zorlamanın olduğunu destekleyen bir kanıt bulunmamaktadır. Yani hiçbir şekilde böyle bir iddiayı kabul etmiyorlar. Hatta bunun orada da kayıt işlemlerini yapan özel memurlar tarafından yapılan belirli bir zorlama durumu olmuştur. Ancak insanların evlerine girerek adam kaçırma yoluyla onları alıp götürmek gibi bir şeyin olduğunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Hatta cinsel köle aranmadığını ifade ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. 24 Mart 2007 tarihinde The Washington Post gazetesinde şu şekilde bir açıklamada bulunmuş. Shinzo Abe'nin yuvarlak konuşması. Çünkü yine ilerleyen zamanlarda da anlatacağım. Shinzo Abe önce özür diliyor, sonra bu özrünü geri çekiyor. Bu da haliyle yani yuvarlak konuşmasından kastı bu. Japonya'nın eğer bu gazete haberinde şunu söylüyor. Eğer bu Japonya Kuzey Kore tarafından kendi vatandaşlarının kaçırılmasını engellemek istiyor ve bunun için bir destek arıyorsa, öncelikle geçmişte yaşadığı hataları kabul etmeli ve sorumluluklarını yerine getirmeli şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Daha sonra... Şimdi Japonya'nın bu kadınlar ile ilgili umut kırıcı iddiaları da var. Şöyle ki, Japonya bu kadınların, Japonya'da yayınlanan pek çok makalede bu kadınlar maalesef hayat kadını olarak ifade ediliyor. Hatta
cinsel günler sistemini vesikalı cinsel hizmetin, yani bu genel evlerdeki gibi, yani gönüllü olarak oraya gidip bu işi yaptıklarını söylüyorlar. Ve maalesef gönüllü olarak para karşılığında cinsel ilişki için hizmet alındıkları sürekli vurgulanıyor. Elbette bu iddialar asılsız. Ve kadınların özgürlükleri bu cinsel istasyonlarda sınırlandırılmış. Ve bu kadınlar bir şekilde nerede yaşamak istediklerini, nereye gitmek istediklerini seçme özgürlüğüne sahip değillerdi. Hatta pek çoğu nereye götürüldüğünden bile habersiz. Çünkü kamyonlarla taşınmışlar. Ve en acısı da Japonya'da şöyle bir şey var. Bu cinsel günler sistemine savaşın başarılı gidişatı için bir araç olduğunu kabul etmesi. Maalesef bu. Belki de en onur kırıcı şey bu. Şimdi en önemli kısım Japonya özür diledi mi, dilemedi mi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia söz konusu. 26 Haziran 2007 tarihinde Amerika Temsilciler Evi Dışişleri Komitesi'nde etici çoğunluk ile Japonya'ya genç kızları cinsel köleliğe zorlamasını zorladığı gerçeğini kabul etmesi ve sorumluluklarını üstlenerek özür dilemesi ile ilgili bir bildiri yayınlanıyor ve bu etici çoğunlukla onaylanıyor. Ancak Japon hükümeti cinsel köleler sistemi için özür dilediğini iddia ediyor. Şimdi bu özür şu şekilde olmuş. Japonya'nın kabine sekreteri As Başkan Kato Koichi tarafından 1992 yılında bir bildiri yayınlanıyor. Aynı zamanda yine halefi olan, yani onun yerine gelen Kono Yomei tarafından da bir Kono beyannamesi yayınlanıyor. Ancak Kono beyannamesinde Japonya'nın bu konuda suçlu olduğu ve özür dilediği yazıyor. Şöyle bir şey var. Bu Kono beyannamesi Japonya meclisinden geçmiyor. Ve yine şey söylüyorlar, AB Shinzo'nun, yani Japonya Başbakanı'nın özür dilediğini söylüyorlar. Ancak bu özrünü de daha sonradan geri çekiyor. Yani zaten bu özür de tamamen kişisel, resmi bir bağlayıcılığı yok. Buradan da Japonya'nın hala özür dilemediğini söyleyebiliyoruz. Ancak Japonya şöyle bir uyanıklık da yapmış. Asya Kadın Fonu'nu kurmuş. Sırf bu şey ne için? Cinsel kölelere, yani Japonya vatandaşlarından toplanan bağışlar bu mağdur kadınlara iletiliyor. Ki bu şekilde özür dilemeyi ve kendi resmi bir tazminat sunmayı bir şekilde örtbas etmeye çalışıyor. Tabii bu Asya Kadın Fonu da çok fazla destek görmediği için Mart 2007'de faaliyetlerini durduruyor. Neden cinsel köleler hatırlanmalı?
olarak başvurduğunu biliyoruz ve şu anda günümüzde 56 kurban yaşıyor. Ortalama yaşları da 88. Yani zaten acı dolu bir hayat yaşadılar. Var en azından huzurla ölsünler diye çabalıyoruz. Tabii hepsi umarım uzun yıllarda bizlerle olur. Nasıl desem, hayatta kalan yaşlar için işte dediğim gibi çok az zaman kaldığından dolayı bu problemin çözümü için kısa sürede bir adım atılmalıdır. Yani çünkü bir an bile kayıp. Çoğunun hasta olduğunu da biliyoruz. Diğer bir neden ise, şimdi bu sadece o kurbanlar için önemli, tüm dünya için önemli. Yine konuşmamda da söylemiştim. Şimdi biz bu tür kadınların cephe gerisinde bu şekilde mağdur edilmesine tepkisiz kalırsak, ya belki de ileride bizim de başımıza böyle bir şey gelebilir. Hani kimse bunu garanti edemez. Ki bu yine oldu işte Bosna'da, Sırplar tarafından binlerce kadın tecavüz edildi. Çocuklarını bulamadılar bile, biliyorsunuz. Yine Vietnam'da, Çeçenistan'da pek çok kadın bu yüzden mağdur edildi. Şimdi şöyle ki, cinsel füze sistemi gerçekten hem bir savaş suçu hem de büyük bir insan hakları ihlali. Savaş zamanı cinsel suçlar maalesef hala işlenmekte ve eğer bir şeyler olmazsa, bizler bir şeyler yapmazsak daha da devam edecek. Ki yani şöyle 1937-45 yıl arasında meydana gelen bir olay bu. Yani 20. yüzyılda böyle bir olayın olması ve bizim böyle iğrenç olayları konuşuyor olmamız bile hani gerçekten şaşkınlık verici. Artık bilmiyorum, dünya başka şeyler konuşmalı. Böyle kadınların iğrenç bir şekilde mağdur edilmesi, onların onurlarıyla oynamalarına bir şekilde dur demeli. Yani bunu konuşmak bile aslında çok üzücü. Keşke böyle şeyler olmasa, keşke biz hiç böyle iğrenç şeyleri konuşuyor olmasa. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Japonya'nın, şimdi biz mağdur kadının her zaman yanındayız. Japonya'nın kesinlikle ve kesinlikle bu korkunç savaş suçunu kabul etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu suçu kabul etmeli, resmi bir şekilde özür dilemeli ve eskiden olduğu gibi bu özrünü geri çekmemeli, arkasında durmalı. Aynı zamanda da tazminat ödemeli. Zaten evet, o kadınların derdi tazminat değil, sadece suçunu kabul etsin, bizden özür dilesin. Tabii ki özür dileyince o acı dolu günler unutulacak mı? Evet, unutulmayacak. Ama en azından huzurla belki öbür dünyaya, yani huzurla bu dünyadan göçüp gitmeleri için yani bir onlara bir mutluluk arayıcı, bir umut olabilir diye düşünüyorum. Eğer Japonya bu korkunç savaş suçunu kabul ederse, ancak o şekilde Asya ülkeleri arasında, yani komşuları ile dostluk ilişkisi kurabilir diye düşünüyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sizlere yine bir video ile bitirelim. Hepinize çok farklı. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir hikaye var. John Oxon adında bir cinsel füze mağdurunun hikayesi. Ben onu sizlere okumak istiyorum. Böyle biraz bekletiyorum, kusura bakmayın. Tarlada çalışan aileler öyle.
ihtimali. Bizimle olan Kure'li bir kız neden bu kadar çok hizmet etmek zorunda olduğumuzu sordu. Bu sorusu yüzünden Japon komando Yamamoto genç kızın kılıç ile vurmasını emretti. Gözlerimizin önünde kızın kıyafetlerini çıkardılar ve el ve ayaklarını bağladılar. Bir tahta üzerinde tırnakları kan ve el parçaları ile dolana kadar ona vurdular. En sonunda da başını kestiler. Sanırım kızların yarısından fazlası garnizon kışlasında öldürüldü. İki kere kaçmaya çalıştım ancak her seferinde birkaç gün sonra yakalandım. Bu yüzden daha çok işkence gördüm. Başımın üstüne doğru vuruldum. O günden beri yara izleri hala duruyor. Ayrıca dudaklarıma, göğsüme ve karnıma dövme yaptılar. Bayılmıştım. Uyandığımda bir dağın yamacındaydım. Muhtemelen ölüme terk edilmiştim. Grubumuzdan sadece Bukhe adında bir kız ile ben kurtuldum. Dağlarda yaşayan 50 yaşındaki bir adamla kurtuldum ve bize kıyafetini yemek verdi. Kore'ye dönmemiz için bize yardım etti. Japonlar için cinsel köle olarak hizmet ettiğim 5 yıldan sonra 18 yaşında yaralı ve konuşma zorluğu çeker haldeydim. Ve dünyaya boş gözleriyle bakıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sunumuma bir video ile başlamıştım. Yine bir video ile bitirmek istiyorum. Bu da yine First Story, bir genç kız hikayesi adlı bir video. Seminerimize katıldığınız için ve göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar iyi seyirler.